Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Enbiya suresi 76-82. ayetler arasında değerlendireceğiz. Burada Hazreti Nuh ve kavmiyle olan durumu, bir de Hazreti Davud ve oğlu Süleyman'la arasında geçen bir durum. Bunlar bize anlatılmakta. Şöyle ki, ve Nuhan, Nuh'u da peygamber olarak gönderdik. İznâde min qabl, daha önce bahsi geçen peygamberlerden evvel o kavminin helaki için Cenab-ı Hakk'a nida etmişti. Festecebne lehu, ve biz onun duasına icabet ettik. Feneccaynâhu ve ehlehu minel kerbil azim, onu ve ona bağlı olanları, ehlini, ehli derken başta ona iman etmiş olan ailesinden olan fertler ve öte yandan bütün ehli iman, onları o büyük sıkıntıdan kurtardık. Nuh aleyhisselam ulul azm minar rusul diye ifade edilen büyük peygamberlerden bir tanesidir. Allah'ın dinini çok uzun süre kavmine tebliğ etmiş ama onlar inanmamakta ısrar etmişler. Az sayıda insan Hazreti Nuh'a tabi olmuş. Öyle ki hanımı İman etmeyenlerden, oğullarından bir tanesi iman etmeyenlerden. Bunun üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam artık bakıyor ki bunların iman edeceği yok, bedduada bulunuyor. Normalde her peygamber kavmini elbette iyiliğe sevk eder, onlara daima rahmetle dua eder. Ama bu gibi özel durumlarda artık bedduayı hak ettiklerinde de beddua eder. İşte Nuh aleyhisselam da bu noktada kavmine beddua ediyor. Bunun ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde, iki sayfalık bir sure, orada anlatılmaktadır. Orada Hazreti Nuh'un Cenab-ı Hakk'a hazin yalvarışı ifade edilmekte. Ve Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde işte Hazreti Nuh'un kurtulması, kurtarılmasıyla alakalı Hud suresi gibi surelerde yine anlatılmakta. Ve netice itibariyle Allah-u Teala ona bir gemi yapmasını emrediyor. Ve neticede gökyüzünden devamlı sular yağıyor. Yerden sular fışkırıyor. Ve o zalim kavim bu şekilde helak ediliyor. Ve sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler bu tufandan kurtuluyorlar. Bu insanlık aleminde ibretli olaylardan birisi. Göklerin ve yerin orduları Allah-u Teala'nın, Allah dilediği zaman normalde rahmet olan yağmuru bir azaba da çevirebilir ve o yağmurla bir kısım zalim kavimleri helak edebilir. Zamanımızda da işte bazı yerlerde sel felaketi gibi veya suların etrafı basması gibi olaylar yaşanabiliyor. Tsunami gibi olaylar yaşanabiliyor. Bu gibi İbretli olayları bu zaviyeden değerlendirmek lazım. Bunlar tabii tesadüfi birer olay değil, taraf-ı ilahiden bir takım tasarrufattır. Merhum Hamdi Yazır şöyle diyor, İlahiyat ilmine yükselindiği zaman bize göre normal sıradan gibi görülen durumların Cenab-ı Hakk'ın nezdinde birer tasarruf olduğu anlaşılır. Biz sıradan olaylar olarak görüyoruz ama Allah'a bakan yönüyle Allah'ın bir tasarrufu. Ve nasarnahu minel kavmillezine kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım ettik. İnnehum, çünkü onlar kanu kavme sev'in, kötü bir kavim idi. Kötü işler yapan bir kavim idi. Fe agragnahum ecmain, ve biz onların hepsini gark ettik, boğduk. Burada aslında genel anlamda zalim kavimler ne şekilde helak edilir, hangi şartlar tahakkuk ettiğinde helak edilir, onun ipuçlarını bulmak da mümkün. Onların birinci özelliği, kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanladılar. Demek ki Allah'ın ayetlerini yalanlamak, peygamberlerini, peygamberlerle gelen dini yalanlamak helak edilme sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası ise kötülük işlemek, kötü fiiller yapmak. Diyelim helalinden kazanmak varken
haram yoldan kazanmaya çalışmak, doğru söylemek varken yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, aile yoluyla nesillerin devam etmesi varken bunun yerine fuhuş yolunu tercih etmek gibi. Bu gibi yollar kötü yollardır ve bu kötü yollar taraf ilahiden cezalandırılmaktadır. Ve Davud ve Süleyman'a, kitapta Davud'u Süleyman'ı da an, onların kıssasından da bahset. Bunlar baba oğul, ikisi de peygamber ve peygamberler içinde özel bir yerleri var. İkisi de birer sultan aynı zamanda. Yani kral peygamber, hükümdar peygamber. Hazreti Davud güçlü kuvvetli bir insan aynı zamanda. İşte kendisi Talut ve Calut arasında meydana gelen, iki tarafın orduları arasında meydana gelen savaşta büyük yararlılık gösteriyor. Ve Talut'un vefatından sonra İsrailoğullarının başına o geçiyor. Ama aynı zamanda bir peygamber. Onun oğlu Süleyman, o da bir peygamber ve her ikisine de çok büyük bir saltanat nasip edilmiş. Burada onlarla alakalı bir olay nazara verilmekte. İz yahkumâni fil harfi, yani bir tarla meselesi hususunda onlar hükmediyorlardı. İz nefeşet fihi ganemul gavm, bir kavmin koyunları işte bir tarlaya girmişlerdi, zarar vermişlerdi. Bu tefsirlerde genelde şu şekilde anlatılmakta. Birisinin koyunları gece vakti bir başkasının tarlasına giriyor. Tarlada ne kadar mahsul varsa bunları yerle bir ediyor, zarar veriyor. İşe yaramaz bir hale getiriyor. O da durumu gördükten sonra Hazreti Davud'a durumu şikayet ediyor. Davud Aleyhisselam bakıyor ki tarladan elde edilecek gelirle tarlaya giren koyunların değeri hemen hemen birbirine yakın bir şekilde. Bundan dolayı şu şekilde hükmediyor. Diyor ki artık bu koyunlar senindir. Diğeri madem ki zarar verdi, zararı bu şekilde tazmin etmesi lazım. Hazreti Süleyman o zaman çocuk daha. O da diyor ki baba diyor şöyle bir çözüm olsa daha iyi olmaz mı? Bu koyunları o tarla sahibine verelim. Tarla sahibi bunların işte sütünden, yünlerinden, yeni dünyaya gelen yavrularından istifade etsin. O şekilde geçimini temin etsin. Tarlayı da koyunların sahibine verelim. Tarlayı eski haline getirsin. Tarlayı eski haline getirdiğinde koyunlarını geri alsın. Ve bu Hazreti Davud'un hoşuna gidiyor ve o şekilde hüküm veriyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu durum bize bir takım böyle ufuklar da açmakta. İleride çok büyük icraatlar yapacak birisi daha çocukluğunda bile belli olur. Yani adam olacak çocuk diye bir ifade kullanılır ya. Onun gibi Hazreti Süleyman da daha çocukluğunda gerçekten çok güzel bir şekilde hükmedebileceğinin alametlerini gösteriyor. Babasının verdiği hükme mukabil şöyle olsa daha iyi olur diyebiliyor ve babası da o hükmü tercih ediyor. Demek ki aynı mesele hakkında müçtehitlerin farklı hükümleri olabilir ve bunların her birinin kendine göre bir haklılık, bir doğruluk payı bulunabilir. Bundan dolayı müçtehit olan birisi bir başka müçtehidi taklit etmekle mükellef değildir ve kendisi eldeki delillere göre hangi hükmü tercih etmişse o konuda onunla amel eder. Ayetin açıklamasında bu gibi noktalara da dikkat çekilmiş. Fefehhemne ve künne lehukmihim şahidin, biz onların hükmüne şahitlerden idik. Yani Cenab-ı Hak mülkünde neler cereyan ediyor elbette bilmekte. Dolayısıyla Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman davacı davalıların hükmünü neticeye bağlamak için beraber olduklarında Allah onlarla beraber, Allah onların hükmüne şahit ve Allah her şeye şahit. Allah'ın mülkünde hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değil ve onun izni dışında değil. Meydana gelen her bir şey onun izniyle meydana geliyor ve her şey onun bilgisi dairesinde cereyan ediyor. Fefehhemnâhe Süleyman,
Ve bunu Süleyman'a fehmettirdik. Yani Hazreti Süleyman babasının içtihadına karşı farklı bir içtihatta bulundu. Bunun ilhama dayalı olduğu, taraf ilahiden Hazreti Süleyman'a böyle bir görüş bildirildiği ayette anlatılıyor. Demek ki ilham diye bir şey var. Peygamberler için gerçi zaten vahiy de var. Ama Hazreti Süleyman o zaman daha küçük. Ona ilham olarak bu şekilde taraf ilahiden gösteriliyor. Ve küllen âteynâ hukmen ve ilmen. Ve biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. İnsanlar arasında hükmetmek ve bunu yaparken bilgiye dayalı bir şekilde yapmak, hem hükme masariyet hem de ilme masariyet verdik. Ve allemna ve sahharna ma'a Davud el cibale. Davud'la beraber dağları musahhar kıldık. Bu Hazreti Davud'un mucizelerinden birisi. Hazreti Davud, Davudi bir sese sahip. İşte daha sonraki dönemlerde gelenlerin sesi güzel olduğunda Hazreti Davud'a nispetle Davudi bir ses denilmiş. Hazreti Davud Aleyhisselam tesbihata başladığında dağlar, taşlar onunla beraber tesbihat yapıyorlar. Onun zikrine iştirak ediyorlar. Yusebbihne, onunla beraber dağlar tesbih ediyorlar ve tayr, kuşlar da yine Hazreti Davud'la beraber onlar da tesbihatlarını yapıyorlar. Yani nasıl ki günümüzde korolar teşkil ediliyor. Korolar beraberce hep bir ağızdan bir takım şeyler söylüyorlar. Allah-u Teala'nın mülkünde de aslında en güzel korolar var. İşte bir yaz gecesinde çekirgelerin o çıkardığı sesler, Ağustos böceklerinin çıkardıkları sesler ne kadar sanatlı, ne kadar rahatlatıcı ve ne kadar insanı dinlendirici. Öte yandan bülbüllerin, kanaryaların ve daha diğer kuşların onların çıkarmış oldukları sesler de yine ne kadar insana ferah veriyor, insanı neşelendiriyor. Ama burada Hazreti Davud için daha özel bir masariyet olduğu anlaşılmakta. Hazreti Davud Aleyhisselam tesbihata başladığında dağlar, taşlar, kuşlar onlar da onunla beraber iştirak ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bize bunu onların lisan-ı halini, lisan-ı kal şeklinde ifade etmiş olabilir veya onlarda özel bir kelam yaratmış olabilir. Hazreti Davud'un o tesbihatına onların da o şekilde bir iştiraki söz konusu olabilir. Yani şu an için meselenin keyfiyetini ayrıntılı da bilemiyoruz. وَكُنَّا failin, yani biz bunları yapan, yapmaktayız. Biz bunları yaparız, yapmaktayız. Allah-u Teala faildir. Cenab-ı Hakk'a nispet edildiğinde bu gibi şeyler garip şeyler değildir. Mesela diğer alemde kafirlerin elleri, ayakları, azaları konuşacak. Yaptıkları günahları itiraf edecekler. İnsan o zaman hayretle ve dehşetle diyecekmiş ki lime şehittüm aleyna, yani niye aleyhimizde şahitlik yapıyorsunuz? O zaman insanın azaları diyeceklermiş ki entaganallahu lezi entaga külle şey, her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Allah-u Teala işte bu dili, bir et parçasını konuşturuyor. Şu anda teknolojinin gelişmesi sayesinde insanlar işte radyoları konuşturuyor. İnsanlar başka bir takım aletleri konuşturuyor. İnsanların imkanıyla bu gibi şeyler gerçekleşirse Allah-u Teala'nın sonsuz kudretiyle elbette nice harika şeyler, daha böyle idrakimize, hayalimize gelmeyen harika şeyler elbette gerçekleşir ve gerçekleşmektedir. Ve allemnâhu, ve biz Hazreti Davud'a öğrettik san'ata lebûsil lekum, zırh yapma sanatını. Yani sizin için, sizin menfaatiniz olmak üzere böyle bir sanatı öğrettik. Hazreti Davud Aleyhisselam kendisi hükümdar olmakla beraber Cenab-ı Hak'tan şöyle talebi olmuş. Ya Rabbi demiş, kendi emeğimle geçinmeyi bana nasip et. Allah-u Teala da ona zırh yapma sanatını öğretmiş. Tabii bu talimi ilahi ona doğrudan bir kabiliyet olarak verilmesi olabilir veya diyelim rüyada daha ayrıntılarıyla gösterilmesi olabilir veya ilgili melek gönderilip onun öğretmesi tarzından da olabilir. Demek ki
Daha önce az çok belki zırhla alakalı bir şeyler biliniyor. Ama Hazreti Davud'un yapmış olduğu daha böyle hafif, daha pratik ve çok daha yararlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. İşte günümüzde de hafif bir takım çelik yelekler, doğrudan çelikten değil, koruyucu, kurşuna karşı, silaha karşı koruyucu bu şekilde yelekler yapılabilmekte. Ve Hazreti Davud'a verilen bu mucizenin adeta teknolojik olarak küçük bir misalini insanlar binlerce yıl geçtikten sonra gerçekleştirebilmekte. İşte لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, yani birbirinizin kuvvetinden, şiddetinden, savaş halinden korumak için Allah Hazreti Davud'a böyle bir sanatı öğretti. İnsanlar tarih boyunca zaman zaman birbirleriyle dövüşmüşler de, savaşmışlar da. Elbette bu noktada bir takım savunmanın da olması lazım. İşte Allah-u Teala Hazreti Davud Aleyhisselam'a böyle bir harika durumu verdiğini bize bildiriyor. Fehel entum şakirun, artık siz şükrediyor musunuz? Allah'ın bu nimetlerine karşı şükretmekte misiniz? Burada soru şekliyle sorulması, neden şükretmiyorsunuz? Şükretmeniz gerekmez mi? Bu şekilde bir hatırlatmadır. Ve Süleymana rih, Süleyman'a da rüzgarı musahhar kıldık. Onu emrine verdik. Asıfeten, bir kasırga tarzında süratli esen bir rüzgarı bu şekilde kendisinin emrine verdik. Tecri bi emrihi, onun emriyle hareket etmekteydi. Yani rüzgar Hazreti Süleyman'ın emrine göre hareket etmekteydi. İlel ardı leti barakna fiha, mübarek kıldığımız beldelere doğru hareket etmekteydi. Burada Hazreti Süleyman'a verilen mucize bize anlatılıyor. Rüzgar onun emrine verilmiş. Acaba bunun keyfiyeti nedir? Genelde şöyle anlatılıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam tahtına biniyor, üzerine oturduğu tahta ve o taht rüzgar vasıtasıyla işte normalde iki ay, bir ay süren mesafeye, yürüyerek gidilse bir ay sürecek mesafeye sabah gidebiliyor, akşam üzeri de dönebiliyor. Başka ayetlerde bu tarzda nazara verilmiş. Tabii bunun ayrıntılarını da şu anda yine bilemiyoruz. Günümüzde bunun misali uçaklardır. Günümüzde insanlar uçaklar vasıtasıyla dünyanın öbür ucuna bir günde gidip gelebiliyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın insanlara büyük nimetlerinden bir tanesi. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ alimin, biz her şeyi bilenleriz. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve insanların şu anda hayallerinin çok çok fevkinde nice şeyler zaman içerisinde gerçekleşebilmektedir. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ, ve şeytanlardan da onun emrine verdik. Hazreti Süleyman'ın emrine verdik. Men يَوْسُونَ lahu, bir kısmı onun için dalgıçlık yapıyor. Malum denizin altında çok güzel böyle mücevherat da var. Süleyman Aleyhisselam'a şeytanlardan bir kısmı musahhar kılınmış. Bu şeytanlar denizin altından çok kıymetli mücevheratı bulup getirebiliyorlar, çıkarıp getirebiliyorlar. Ve yamelune amelen dune zalik, ve bunun dışında başka ameller de yapıyorlar. Yani bina yapımı gibi, çok kuvvetli yüksek binaların, sanatlı binaların yapımı gibi oralarda hizmet ediyorlar. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, ve biz onları korumaktayız. Yani biz onlara muhafızız. Normalde şeytanın tabiatında şeytanlık yapmak vardır. Eğer taraf ilahiden Hazreti Süleyman Aleyhisselam korunmasa, şeytanlar değil onun emrinde çalışmak, ona zarar verebilirler. Ama Cenab-ı Hak musahhar kılmış ve artık o şeytanlar tamamen Hazreti Süleyman'a ram olmuşlar ve böylece onun namına bir takım faydalı işlerde istihdam edilmişler. Bu ayet-i kerimeden şunu anlamaktayız. Yani insan bu noktada gerçekten muazzam yetkilere sahip, muazzam kabiliyet ve kapasitelere sahip. Öyle ki gözle görmediğimiz varlıkları bile insan bir takım tılsımları bilirse istihdam edebilir, hizmetinde kullanabilir.
Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.